Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 22 Ocak 2024 günlerden pazartesi günü. Söylemeden geçmeyeceğim çünkü Erzurum'da şu anda pencerenin arkasına çok güzel bir kar yağışı hakim. Karı çok seviyorum. Ama kardan sonraki o soğuğu hiç sevmiyorum. Ben ne çok soğuğu seviyorum ne çok sıcağı seviyorum. Diğer şeyleri seviyorum. Erzurum mesela o yazın serinliğini çok seviyorum. Çok güzel çünkü gerçekten. Neyse, bugünkü konumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olacağı ve yapacağı alım hakkında olacak. 695 tane personel alım yapacak yanlış bilmiyorsam. İşte bunun 490'ı büro personeli, 150 tane hemşire, 19 tane diyetisyen, işte 5 tane avukat, 30 tane de mühendis alacak böyle. Bizi ilgilendiren ya da beni ilgilendiren veya bugün sizlere değineceğim konu ise büro personeli, hemşire ve diyetisyenlik olacaktır böyle. Çünkü kendim sağlık teknikeri mezunu olduğum için kendi alanıma, kendi branşıma yakın konulara değinmeye çalışıyorum. Diğer konulara girmemeye gayret ediyorum. Çünkü girsem bu sefer konu dağılmış olur. Fazla daha çok kişilere de yani şeylere değinmem gerekiyor. Yani ondan dolayı kendime biraz şeyi alanı daraltmaya çalışıyorum. Kendim hakim oldum ve kendi içimde olduğum şeylere odaklanıyorum böyle. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hani Sağlık Bakanlığı alım yapacaktı ya. Sağlık Bakanlığı'nın alımı daha gerçekleşmeden Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu alımın gerçekleşmesi bence çok güzel bir durum. 490 tane büro personeli çok güzel, yani küçümsenmeyecek bir rakam, çok güzel bir rakam diye düşünüyorum böyle. Öncelikle bu büro personeline bütün sağlık ön lisans sağlık programından mezun olan bütün arkadaşlarımız buna başvuru yapabilir. Yani 3001 nitelikli kodla şey yapıyor. Buna uyan herkes başvuru yapabilir, tercih verebilir. Bilakis kendim de tercih vereceğim böyle. Niye tercih veririm oraya değineceğim böyle ama diğerlerine de değineyim, ondan sonra geleyim. Dedik ya, 3001 nitelikli koda uyan herkes bu bölümden tercih verebilir. Bunlar nerede? İşte ön lisans programına mezun olmak şey yapabilir. Dedik Sağlık Bakanı'nın daha hali hazırda netleşmeyen veya beklenilen alımdan önce alınması çok güzel oldu. Yani yarın öbür gün tercih verecek arkadaşlarımız en azından biraz daha rahatlayacak ve önündeki kişiler de gidecekti ki zaten Haziran Temmuz'da mezun olan arkadaşlarımız oldu 2023'te. Bu Ocak ayına bak, finaller bitti. Şu anda yarı güz döneminin şeyi tatilinde, yani mezun oldu. Hatta daha dün bir tane arkadaşım konuştum böyle. Özellikle ona bu alıma bu tercihlerini vermesi gerektiğini söyledim böyle. Özellikle sen ver dedim yani. Çünkü puan biraz daha aradaydı böyle. Ondan dolayı yani bu Ocak ayında da mezun olan arkadaşlarımız olduğu için her geçen gün yani bir nevi önünüz biraz daha yenileşiyor böyle. Ondan dolayı bu alımların da olması çok güzel. En azından önünüzü açıyor. Dedim ben de kendim de başvuru yapacağım. Niye başvuru yapmak istiyorum? Şu anda üniversite hastanesine görev yapıyorum tabii. Kendi memleketime gitmek için gitmek istediğim için önceliğim o olduğu için böyle. Kendi memleketimde bir kişilik bir kontenjan açmış. Umarım tabii hayırlısıysa ki içime doğuyor. İnşallah yerleşirim ama biraz düşük ihtimal görüyorum, yani %40'lık bir ihtimal görüyorum. Sadece tıbbi sekreter olsaydı yerleşirdim %100. Ama tıbbi sekreter olmadığı için yerleşemiyorum. Çünkü diğer bölümlerden, diğer branşlardan çok yüksek puan alan arkadaşlarımız da var. İşte bu arkadaşlarımız hani yüksek puan aldı ya, yerleşemiyor, şey yapamıyor. İşte bu tür yerlerde şeyini kullanabilir. Bakın söylüyorum. Bu tür şeylere kullanabilirsiniz. Eğer siz önünüzü göremiyorsanız, yarın öbür gün Sağlık Bakanı alım da yapsa veya yani diyelim ki bu kadar kontenjan bile verse, siz yerleşemeyecekseniz bu tür şeylerde kendinizi şey yapın böyle, değerlendirin. Büro personeli gerçekten çok güzel bir şey. Milli Eğitim gibi bir kurumda çalışmak çok güzel bir şey. Ben ne yaptım? Tabii cumadan beri büro personellerini, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan büro personellerine yani ulaşmaya çalıştım. Tabii ulaşamadım ama büro işte Milli Eğitim Şubesi'nde çalışan değerli hocalarım var böyle. Onlara ulaştım böyle. İşte büro personeli ne yapıyor? Sizin oradaki büro personeli ne yapıyor? Ne ediyor? Maaşlarına da biraz şey yaptım böyle. Yani hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten çok güzel. Ondan dolayı zaten bizatihi
Yani tıbbi sekreterin yaptığı şeyi daha çok diğer bölümlerden nazaran tıbbi sekreter daha yakın bir şey. Tıbbi sekreterin yaptığı işte hani veri tutma, işte hani dosyaları gelip götürme, yani ne bileyim. Bu tür bilgisayar üzerinde yapılan şeyleri de yapacaksın milli eğitimdeki. Yani sağlıktaki milli eğitimdeki sağlıktaki nazaran milli eğitimdeki, yani bizim şu anda burada hastanelerde yapılan tahkukların yaptığı şey veya toplum sağlık merkezini yaptığımız o evrak getir götür yazışmalar falan şeyleri siz milli eğitimde yapacaksınız. Maaşları da ekstra da mesela devlet hastanesinde, yani hastanelerde döner saramaya teşvik de şu budur şeyleri de var, ama hani gerek hemşire olsun, gerek büro personeli, gerek diyetisyen olsun, sizin bu tür şeyleriniz olmaz, yoktur herhalde. Sabit bir maaşınız olur böyle. Dedim ya, ben de tercih veriyorum bizatihi. Ondan dolayı da daha bir araştırma yaptım. Kesinlikle vereceğimi şey yaptım. Farklı yerleri, başka yerleri vermiyorum. Çünkü benim bir tek hedefim var, bir tek amacım var. Kendi memleketime gitmek ve orada artık kurulu düzenimi kurmak. Ondan dolayı vereyim. Mesela buradan memnun olmasın. Yani bir an önce buradan gitmek isteseydim böyle. Farklı şeyleri de vermeyi düşünüyorum. Ama benim hedefim, amacım kendi memleketime yerleşmek, kurulu düzenimi kurmak için. Kendi memleketimi seviyorum. Evet, sıcaktır yazın, çok sıcak. Kışına bazı sıkıntıları var böyle, hava kirliliği var, ama olsun, kendi memleketimden, kendi o da, çünkü projelerim, düşüncelerim, yapmak istediklerim var böyle. İnşallah şey yapar, kendim tabii %40'lık bir oran şey yapayım, %40 yerleşebilirim diye. Ama arkadaşlar, bak, size nacizane tavsiyem, hangi bölümden, hangi branştan olursa olsun, gerek hemşirede, bakın hemşire iyi alım yapıyor ki Sağlık Bakanlığı alıma çıktığında yine en yüksek, en iyi hemşirelere veriyor. Tabii yine vermesi gerekiyor, çünkü hemşire hastanenin kolonları gibidir diye ben bakıyorum böyle. Ondan ötürü siz eğer puanlarınız sınırda ise veya yüksekse ve kendi mezun olduğunuz branşınız alım çok az yapıyorsa, bakın bu tür şeyleri kaçırmayın. Araştırın, edin, sorun ve kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Dün konuştum arkadaşıma böyle, girdim ben, niye girdim? Neyse, bir dur ona anlatmak istiyorum. Yani dün bir tane arkadaşımla özellikle biz konuştuk böyle. Dedim ki sen kesinlikle tercih ver. Hatta nereleri tercih vereceğini de söyledim böyle. Neyse, konuştuktan sonra akşam ben biraz erken uyuyan bir insan, tanıyan bilir. Uyumuşum böyle, sabah namazına doğru WhatsApp'tan arkadaş atmış böyle. Okan diyor, burası taşra diyor, ben köye mi gideceğim böyle. Dikkatimi çekti böyle. Şimdi taşra nedir? Yani başkent Ankara dışında herkes, zaten her yer taşra oluyor. Yani İstanbul, büyük İstanbul yani bile taşra diye geçiyor. Yani merkez, başkent dışındaki herkes, bütün yerler taşradır böyle. Ha, diyelim büro personeli olarak atandınız, yerleştiniz, nerelere görev yapabilirsiniz? İşte il sağlık diyorum, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, işte Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanı diyorum, ilçe müdürlüklerde falan yerlerde görev yapacaksınız. Yani kalkıp da diğer şeylere gidemezsin zaten. Hemşire olan arkadaşlarımız da, hani ben tabii şey yapamadım ama okuduğum kadarıyla sizin kendi odanız oluyor, kendi bir şeyiniz oluyor böyle. Hastaneden daha sakin bir yerde olacaksın ki. Gerçekten hastane gerçekten güzel, çok hayırlı dualar alıyoruz falan filan, ama bir yerden sonra çekilmiyor. Gerçekten hasta hasta hani. Gerçekten olmuyor böyle. Ki bilakis mesela biz hastanede olduğumuz, içinde olduğumuz için diyorum. Yani diyelim ki burada çalışan, hastanede çalışan ve daha sonra belli bir yaştan sonra adam kendisi bu sefer sağlık sorunlarının neticesinde hastaneden çıkmıyor. Ama böyle farklı şeylerden baktığında böyle hani adam demek ki emekli oluyor. Yaşı geçmiş. Yani sağlığı yerinde, şey yerinde, ama sağlıkta, yani hastanede çıkıp, hastanede emekli olup, hastanede yaşı ilerlemiş kişiler ondan sonra zaten kendisi hasta olarak hastaneye geri geliyor. Böyle bir durum da söz konusu var. Yani Sağlık Bakanı gerçekten iyi. Yıpranma oranı çok çok yüksek. Yani diğer kurumlara göre bence çok çok yüksek. Kendim içinde olduğum için diyorum böyle. Onun için böyle hani Sağlık Bakanı, yani bir Milli Eğitim Bakanı, mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışmak çok çok güzel bir şey. Yani düşünsenize, gençlerle muhatap oluyorsunuz, gençlerle oturup kalkıyorsunuz. Bunlar çok önemlidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nda da öyle değil. Milli Eğitim Bakanlığı da kendini geliştirmiş öğretmen kişilerle ya da çevrenin bir nevi onlarla dolacak. Bunlar çok çok önemli. Yani tercih verirken, şey yaparken bunlara dikkat etmemiz gerekir.
Fark ettiyseniz ben daha çok kendi içinde bulunduğum, kendi yaşadıklarımı sizlere aktarıyorum. Yani mesela yorumları da hiç şey yapamıyorum. Gerçekten yani bir şey demek istemiyorum ama çok basit, çok şeyli yorumlar da geliyor böyle ama elimden geldiğince ben kendim yaşadıklarım, kendi tecrübelerimi ve kendi öngörülerimi ya da içinde bulunduğum için ileriyi düşünerek, ileriyi görebildiğimi düşünerek sizlere aktarmak istiyorum. Yani bir nevi size tecrübelerimi aktarıyorum ki. Çünkü sizin geleceğiniz yoldan ben de gelmişim. Ki ben zaten sizin şimdi geleceğiniz yoldan geldiğimde yani bu tür kişileri ben takip ediyordum. Çünkü başkalarının tecrübelerinden, başkalarının bilgilerinden istifade etmek çok güzel bir şeydir. İnşallah bir şeyler katıyordumdur. Çok uzattım biliyorum. Yemeğe gideceğim daha. Öğle arası kara gideceğim. Hakkımıza hayırlısı olsun inşallah. Yani tercih etmenizi istiyorum öyle. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Selamette kalın inşallah.